Merhabalar efendim. Tekrar karşınızdayım. Süt ve süt ürünlerine bakacağız. Süt ve süt ürünleri için öncelikle şunu söylemem gerekir ki bu konu biraz tartışmalı. İlk önce herkes süte karşı çıktı. Son zamanlarda hafif bir yumuşama var. Kendi rehberlerimizde bir takım yumuşamalar görüyoruz. Fakat bu videoyu hazırlarken gazetede bir haber gördüm. Genetiği değiştirilmiş organizma hayvan yemi ithaline izin verildi. GDO biliyorsunuz. E şimdi hayvancılıktan bahsediyoruz. Etten bahsediyoruz, sütten bahsediyoruz. GDO'lu yemlerin etkisini de göz önünde bulundurmamız gerekebilir. Şimdi süt ve süt ürünleriyle kalp damar hastalıkları ve ölüm oranları arasında kesin bir ilişki saptanmamış. Başta bir kere onu söyleyeyim. Ve ondan sonra da sütle ilgili olan bilgilerimizi size aktarayım ve beraber karar verelim. Bir kere her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki, biliyorsunuz süt ve süt ürünleri tüketiminde esas olan şey bizim bildiğimiz eski süt değil, genelde kullandığımız biliyorsunuz pastörize süt. Onu da göreceğiz. Birkaç nokta var onu hatırlatayım size. Hayvancılık endüstrisi en fazla karbondioksit üreten, dünyayı kirleten endüstrilerden bir tanesidir. İnekler çiftliklerde hep gebe kalırlar. Buzağları annelerinden hemen ayrılır. Yoğun yem ve hormon verilir. Hemen büyüsün diye. Gebe inekte bol miktarda ostrojen vardır. Ve bu ostrojenin bizim için önemli bir farkı var. O da şu. İnsandaki östrojenden tam 17 kat daha güçlü olan bir östrojen. Biliyorsunuz bu östrojenin özellikle genç kızların adetlerinin başlamasının erkene düşmesinde, çok küçük yaşlara doğru ilerlemesinde önemli bir rolü olduğu söyleniyor. Sütle ilgili hikayelerden en önemlisi hiç antioksidan yok. Kolesterol ve doymuş yağ asidi içeriyor. Bizim için önemli olan bu. Kazeyin diye bir protein var. Kazomorfini dönüşüyor ve bağımlılık yapma ihtimali var. Özellikle peynirde. Asidik. Vücut pek asidi sevmez. Kalsiyum ama emilebilirliği düşük. Ve en önemlisi laktozumuz var. Sindiremiyoruz. Kemikleri korumaz. Hatta süt içlerde kalça kırığı fazla görülmüş. Ve tipiki şeker içinde kötüdür süt. Gördüğünüz gibi pek olumlu bir şey yok sütte. Şimdi bir de şöyle hafif bir geçmişe gidelim. Geçmişte ne var ne yok onu görelim. Dünya 4,5 milyar yıl yaşında olduğu söyleniyor. Ve baktığınız zaman sütün kullanıma girmesiyle ilgili tarihleri gözden geçireceğiz ve aslında sütün öyle çok eski olmadığını göreceğiz. Hatta ve hatta Mısır'da hierogliflerde sütün sağılma durumu söz konusu ama size ilginç bir hikaye anlatacağım. Bursa'da yakın tarihte ilginç bir arkeolojik kazı yapıldı. Onun sonuçlarını paylaşacağım. Şimdi Peki insan ne kadardır var diye soracak olursanız. Bakın insan da 300 bin yıldır var ve bizim sütle ilgili tanışıklığımız 8600 yıl. Oldukça eski. Tabii süt deyince aklımıza Louis Pasteur gelecek. Pastörizasyon. Kaynatıp ki kaynatma derecesi 60'lar ila 100 derece bu önemli. Ve içindeki mikroorganizmaların bir kısmını öldürüyoruz. Ve İlk basit sağma makinesi de 1892'de yapılmış. Pastörizasyon ise 1860'da. UHD diye bir teknoloji var. Ultra high temperature. Çok yüksek ısıda ve bu ısıyı sıcak buharla bir saniye falan tutuluyor süt. 140-150 derece kadar ısıtılıyor ve hemen soğutuluyor. Ve bu da 1912'de yapılmış ilk önce fakat 1950'de endüstriyel hale gelmiş ve hemen arkasından da otomatik sağma makineleri gündeme gelmiş. Görüyorsunuz neredeyse 70 yıllık. Özellikle Avrupa'da başlamış süt endüstrisi. Ve o yüzden de Avrupalılar biraz daha laktoza karşı duyarlılığı düşük. Bizde ise çok yüksek. İlk karton kutu da 1952 yılında yapılmış ve böylelikle artık süt endüstrisi tam yol ileri yola çıkmış. Bizde ise peki süt ne kadar? Süt biraz daha yeni bizde. İlk Pınar'ın pastörize süt fabrikası 1975 yılında açılmış bakın. O da oldukça yakın bir tarih sayılabilir. Şimdi sütü açıldıktan sonra yaklaşık 5-7 gün kadar buzdolabında saklayabiliyorsunuz. Fakat raf ömrü 6-9 ay kadar. Şimdi sorarım size. Kolay kolay dolapta da bozulmayan bir sütümüz var. Bozulmayan bir süt olur mu? Yani bunun içerisinde hiç mikroorganizma kalmamış da olabilir ki zaten %70'i su sütün. Bu da çok fazla bilinmeyen bir şey. Yani biz aslında beyaz bir su içiyoruz dese gerilir. Laktozun özelliği nedir? Laktozu sindiremeyiz. Enzim yok. Neden? Çünkü genetik yapımız ona göre kodlanmamış. Bir tek buzağı da var. O da annesinden alıyor zaten. Dolayısıyla gayet normal. Ama bizde hiçbir şekilde biz sütü sindirecek bir altyapımız yok. Bu da süte yöneltilen en büyük eleştirilerden bir tanesi. Ve toplumda çok ciddi oranda bir laktoz intoleransı var. Yani hassasiyeti var. Sindiremiyoruz. O yüzden de laktozlu sütler çıktı. Fakat laktozun bir kötülüğü var. Laktoz aynı zamanda başka besinlerin eminimini de bozuyor. Folat ve demir olmak üzere. O yüzden bize bir zarar daha veriyor. Ve insan olduğu için denir ki başka türün yani bebeğinin sütünü içen tek canlı. E tabi bunu söyleyince ben hemen aklınıza gelecek kediler de süt içiyor biliyorsunuz. Ama biz olmasak herhalde içmeyecekler. Şimdi geldik peynire. Peynir konusunda ilk önce markette bir bakın eski kaşarlı yeni kaşarın fiyat farkını görün. Bir de krem peynirin fiyatına bakın. Ve sonuçta karar vereceksiniz ki Krem peynir peynir değil aslında bir kimyasal madde. Ve özellikle bu krem peynirlerden tadı kötü olan yok. Çünkü içerisindeki süt olduğunu ben pek zannetmiyorum. Evet son derece tatlı. İçerisinde kazein var, kaza dönüşüyor ve kendimizi çok iyi hissediyoruz ve bu kaza morfinde bağımlık yapıyor. Peynir bağımlılığı var. Kaynaklarda onunla ilgili de bir videom var. Ve diyor ki ya kardeşim süt içecek miyiz? Evet, bir bardak süt içebilirsin. O da yağsız olabilir. Peynir bakın 15 gram gün. Çok çok az. Hani bir kibrit kutusu derler ya işte o kadar. Peki yumurtaya geldik. Yumurtanın akı iyi, sarısı ise kötü maalesef. Çünkü sarısı kolesterol için büyük bir dezavantaj. O yüzden sarısından uzak durmamız gerekiyor. Neden? Çünkü biz hedefimiz nedir? Kolesterolü düşürmek. Eğer kolesterolü düşürürsek o zaman kendimizi iyi hissedeceğiz ve damarlarımızla ilgili büyük bir ilerleme kaydedeceğiz. Yoğurda geldik. Evet çiftlik sütünden yapılmış bir ev yoğurdu için önerilen Miktar ne kadar diye soracak olursanız yaklaşık yarım ila bir kase kadar yoğurt yağsız doğal ev yoğurdu ideal. O da kullanılabilir ama biraz sonra göreceğiz. Sonda size küçük bir özet yapacağım. İşte şimdi bu özette damar tıkanıklığınız var. Sadece bitkisel beslenmeye başladınız. Et de yok. O zaman bir bardak süt veya yarım kase yoğurt ikisini aynı tüketmeden yani ya bir bardak süt e, yarım kase yoğurt veya yarım süt, yarım yoğurt kullanabilirsiniz. Eğer kolesterolünüz düşmez ise bütün bu diyete rağmen o zaman bu süt ve yoğurdu da bırakmanız gerekiyor. Tereyağına gelince ise maalesef tereyağı hiç önerilmiyor. Tereyağı sıfır. Kolesterol konusunda Canan hocamızı kızdırmayalım ama tereyağı sizin için yararlı değil. Bir de en son vegan vejeteryan konusundan bir bahsedeceğim. Çünkü vejeteryanlar da kendi içlerinde ayrılıyorlar. Mesela eski vejeteryan var. Et yemiyor ama balık yiyor. Arkasından lakta ovo vejeteryan var. Bakın bunlar nedir? Bunlar sadece ve sadece peynir ve yumurta yiyorlar. Lakto vejeteryan ise süt ve peynir yiyor. Ama buna karşın yumurta yemiyor. Ovo vejeteryan ise ne yapıyor ovo? Ovo yumurta demek. Onlar ise sadece yumurta yiyorlar. Semi vejeteryan yani yarı vejeteryan üst tarafta o istediği gibi yiyebiliyor. Biz ise balığı öneriyoruz ama diğer etleri önermiyoruz. Çünkü hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.